Mutlu pazarlar değerli izleyiciler. Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor ve bugün bir gündüz maçı yaklaşık 50 bin kişi önünde Galatasaray. Uzun bir aradan sonra böylesine kalabalık ve coşkulu bir seyircinin önüne çıktı. İlk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmada ikinci yarıdaki Snyder devre arasında maça devam edemeyeceği belli oldu. Yerine Podolski oyuna girdi. Yani hem 1-0 yenikti hem de Snyder gibi önemli bir yıldız sakatlanmıştı. Belki her şey Galatasaray açısından kötü gidiyor gibi gözüküyordu. Ama Galatasaray ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Oyuna ikinci yarıda giren ve uzun süredir formasına hasret kalan Lucas Podolski 2 golle dönüş yaptı. Maçın yıldızı oldu Lucas Podolski ama kilidi açan golü Selçuk İnan frikikten attı. 1-0 yenik oynarken Galatasaray Selçuk'un frikik golüyle maç 1-1'e geldi. 1-1'den sonra da daha fazla coşkuyla yüklenen sarı kırmızılılar Burman'ın asistinde Podolski ile 2-1 öne geçti. 2-1 öne geçtikten sonra da Antalyaspor'un daha fazla açıldığını gördük. Ve nitekim 3. golde Podolski'den geldi. Şık bir sol ayak içi vuruşla direğin dibine takımını 3-1 öne geçirdi Alman futbolcu. Evet, Galatasaray'da yüzler gülüyor. 3-1'lik bir galibiyet, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen açıklamalar var Türk Telekom Arena stadında. Oraya gidelim. Bekliyoruz. Elimizden geleni de yapacağız. Aynen bilet fiyatlarını düşürmek gibi, çocuk tribünü gibi, sevgililer tribünü gibi. Tüm bunları deneyeceğiz, yapacağız ve seyircinin muhakkak bizi desteklemesini her zaman bekliyoruz. Seyirciyle alakalı başlıyor. Sevgili dostum, selam. Bugün mutluyum. Mutluluk iki çeşit. Birincisi, şey başkanımın dediği gibi hemen hemen doluya yakın bir seyirci kitlesiyle güzel bir maç oldu. Kazanmak güzel. O mutluluk bir tarafa. İkincisi, bu birlik maçı. Puan maçı. Son dakikalarda kopmasını ben biraz şanssızlığa ve beceriksizliğe bağladım. Daha güzel ve de güzel günlerin olacağını umut ediyorum. Peki, bu sene şampiyonluk için tabii ki daha erken ama neler söylemek istersiniz? Takımda o havayı görüyor musunuz? Hem camiada hem takımda. Sevgili dostum, Galatasaray olan bir takım. Her maçı kazanmak için çıkar. Şanssızlıklar olabilir. Ama Galatasaray'ın yazılı olmayan ritüellerin içerisinde daima birincilik, şampiyonluk yani ve de galibiyet var. Ligler çok uzun. Öyle değil mi? Evet. Ligler o kadar uzun ki birinci değişecek, üçüncü değişecek, beşinci, birinci olacak. Onun için vakit erken ama şampiyonluk tabii. Ben teşekkür ediyorum. İlgine teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, açıklamalar böyle. Galatasaray cephesinde yüzler gülüyor. Galatasaray hakikaten çok iyi bir hava yakaladı hocam. Yani Dursun Özbek istifa, 5000 kişiyi oynuyordu, seyirci gitmiyordu. Çok böyle bir ölü toprağı vardı. Şu anda yakalanan seyirci geliyor, 50.000 kişi. İyi bir hava yakalandı. Coşku, şampiyonluk inancı, odaklanma, konsantrasyon. Hakikaten çok şey değişti. Şimdi yayına girmeden önce sen bir anons yaptın biliyor musun arkadaşlara? Ben de bunu söyledim. Hayır, öyle söylemedim. Bunu söyledim. Evet. Yani Galatasaray'ın böyle bir şeyi var yani. Kötü sezon geçirmiş olsa da toparlanıyorlar dedim. Evet. Yani hakikaten de aynı gelen sezon hep tekrara giriyor ama 4 yıl şampiyon olduğu senenin dışında, o 4 yılın dışında çok iniş çıkışlar yapıyor. O iniş sezonunu geçen sene yaşadı. Bu yılda ne aldı? Kimler aldı abi? Maradona mı aldı 3 tane? Hayır. 2 tane bir santrfor. İhtiyacı olan noktaları transferler yaptılar. Bir de Tolga'yı aldı ama alındığı zaman Galatasaray'dan çok heyecan duydu mu? Hayır. Ama tek bu kez havaya girdiği sezon oldu bu sene. Şimdi bir, iki devrede ne dedik? Golü bulamazsa Antalya. Puan alamaz. Puan alamaz. Evet. İkiyi bulamazsa Antalya. Ama ikinciyi bulamazsa. Çünkü ilk yarıda attığı gol zaten Galatasaray'ın hızını kesti. Fakat ikinciyi bulamazsan 1,5 puanı cepte oynayan bir takım Galatasaray. Taraftar 1,5, oyuncular 1,5, antrenör 1,5. Ha, bu oyunculara bir saygısızlık olarak nitelendirilmesin. Ama Galatasaray özellikle yeni stadından sonra şu acayip bir baskıyla, hakemle ilgili söylemiyorum,
Mesela bazı oyuncular yoruluyorlar. Mesela Podolski antrenmansız oluyor, hafif yoruluyor veya Selçuk yorgunluğu dakikalarda devreye giriyor. İtiyor. Oyuncular da mümkün olduğu kadar diri kalmaya çalışıyorlar ve oyunda kalmaya çalışıyorlar. Geçen hafta 2-0 öndeyken 2-2'ye yakalanmak ne kadar yanlışsa 0-1'den 3-1'i yakalamak da o kadar önemli. Şimdi antrenörleri sadece kaybettiği puanlar için veya kazandığı puanlar için bugün maç 1-0 bitse ya Kamanda uzun süredir oynamıyor, Podolski oynamıyor diye eleştirebilirdik belki de. Ben Kamanda konusunda yine aynı fikirdeyim. Sabri'yi bugün birkaç haftadır beğenmememe rağmen ama Kamanda ile ilgili de pas hataları yaptı, koordinasyon bozuklukları yaşadı. Hayır, zaten Kamanda bir kere çok atlet bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, stoperden dönme bir oyuncu. Tamam, bunlar doğru değil mi? Ama ayağı iyi değil. Şimdi bazı oyuncuların ayağı iyi olmayabilir. Yani tekniği hani gücüyle süratiyle gitmeye çalışıyor. Ama şimdi bir de yeteneğini bileceksin. Gitmeye çalışıyor mesela. Aslında Kamanda stop pas oynayacak bir oyuncu. Gidecek. Basit oynamasa. Allah nur için yatırsın. Ali Çoban abimiz bizim. Çok severdim. Dua istedi. Dua ettiği için. Alırdı verirdi yanındakine. Korkunç özellikleri vardı. İyi kafaya çıkardı. Surat acayip süratliydi. Güçlüydü. Ama tekniği iyi değildi. Hemen yanındakine verirdi. Tayfur Avuççu güçlü, profesyonel, şahane bir adam ama basit oynardı. Hatırlıyorsun. Evet. Futbolun emretini oynadı. Fakat Kavanda bazen yeteneğin dışında işler yapıyor. Gelelim Podolski'ye. Şimdi Podolski'nin gol ortalaması oyundaki performans ortalamasının çok üzerinde. Böyle oyuncuya hem vuruş tekniği şimdi, iyi, evet, vuruş özelliği iyi. Müthiş topa vurdu. Hem de çok duracağı yeri biliyor. Şimdi hem üzeriyle vurdu, kalecinin kafasına çarptı. Diğerinde ayak üstü iç vurdu. Bir de Galatasaray'ın bu kadrosunda Snyder de dahil olmak üzere derdi yok ha, en yakın oyuncu Podolski olmalı. Ama ikinci santrfor. Ama 10.5 numara dedikleri. Bence şu sistem Galatasaray'a güzel oldu şu. Evet. Atletik sistem. Evet. Şimdi 4-4-2, 4-4-1-1 veya nasıl adlandırırız? Şimdi maçın başına bir gelelim önce Podolski o zaman. İkinci maçın forvet. Başına gelelim. Tabii burada bir Snyder'i yemeyelim. Snyder gibi önemli bir oyuncu, çok önemli oyuncu. Şimdi maçın başını evet böyle oynadığı zaman Snyder yine sağ tarafa hiç gelmedi. Solda oynamak zorunda kaldı. Burada da özellikle ikisi de çok ama böyle top oynarken pozisyonu yok hocam Galatasaray'ın. Yok, pozisyonu yok. Neden? Önlemi kolay bir takımdı. Bak önlemi kolay. Sağ beki stoperi koydu mu? Çeluska mıydı? Çeluska. Sakatlanana kadar yabancı oyuncu vardı. Onun yerine Deniz'i koydu Eto girdikten sonra. Buraya da önlü Diyektay'ı biraz buraya kaydırdı. Onun önündeki oyuncuları da buraya kaydırdı. Bütün antrenörler Galatasaray'a çalışırken Snyder'in solda oynamasını görerek ediyor. Şimdi ikinci araya geldi. Bu tedbiri kolay bir takım. İkinci araya gelelim. Geldik mi? Evet. Şimdi ikinci arada Podolski çift santrafor gözükse de yani serbest oyuncu. Eren serbest değil. Şimdi rakip takımın iki stoperi Podolski ile adam markajı yapmaz. Kime yapar? Eren'e yapar. Çünkü Podolski böyle kafayı eğiyor. Yavaş yavaş geriye doğru gidiyor. Sola doğru gidiyor. O ara rakip topu sürüyor ya Galatasaray savunmasına. Eski adıyla demarke serbest kalıyor. Serbest kalınca uzun atsan da kısa da oynasan yandan gelsen de soldan da gelsen boştaki oyuncu kim? Podolski. Boşta giderken insan durup dururken boşta kalmaz. Zeki oyuncu en boş yer neresi var? Tecrübeli Alman milli takım oyuncusu oraya gidiyor. Bulunması gereken yerde bulunuyor vuruyor. Buruştuğu zaman da tekte vuruyor. Bir de eveleme geveleme de yok bir de, topu. Bir de fena tekte vuruyor. Tekte vuruyor hocam. Tabii hiç öyle yok. Şak diye dönen topların çok iyi. Yani mesela Burman'ın yaptığı asiste okay. Aslında top arkasına düştü. Evet. Şimdi yani pas değil mi? Pas iyi bir pas değil o kadar. Burman'ın doğru söylüyorsun. Burman'ın attığı pasta çizgiye indi. Şimdi ilk yarıda Antalyaspor takımı hep söylerim. Şu gözlüğümü akordeon kabul edelim tamam mı? Bak. Şimdi burada kapatmışlar. Kenarlara bir çıktılar Buruma filan. Bir de Podolski girdi Eren'in yanına. Yavaş yavaş bu savunma açıldı. Buradan ikinci forvetlerde kimdi bu? Üzerine bir de Sinan girince sağdan içeri doğru girip solak bir oyuncu olunca Antalyaspor'un o rahat savunma yapan takımı dengesi bozuldu. Kaldı ki normalde ikinci bölgeyi çabuk çıkabilecek bir takımdı. Yani gole kadar İkinci golü aslında bulabilecek. 1-1'e kadar iyi oynuyordu Antalyaspor. Evet, iyi oynuyordu. 1-1'den sonra demoralize oldular. Galatasaray'ın orta sahası boşalmıştı. Yalnız tabii bir parantez açmak lazım. Türkiye'nin tartışması bir numara frik katan oyuncusu. Daha Telisca'nın diğer friklerini bekleyeceğim. Selçuk. Ceza sahasını buradan atıyor. Yani dört yerden de iyi frikadan alan bulamazsın. Mesela Messi burada niye atar? Evet. Ama burada niye atamaz? Ama Selçuk buradan da atıyor ki attı.
merkezden atıyor, bugün attı. Şuradan dalıyor, atıyor. Çünkü ayağının, bu arada bağcıklar çözülmüş. Bak şurasıyla vurmuyor. Tam içiyle öyle bir kuvvet var ki iç müthiş kesiyor. O zaman kaleciler ne yapmalı? Yapmamalı baraj bu kadar mesafede. Çünkü geçerse gol oluyor. Volkan yaptırıyor çok barajı. Çok direğe gitti bir de kaleci. Hornets'i bugün. Hayır. Kendi yani. Şimdi bak. Açık, öyle vuruyor ki. Bak şöyle vuruyor bak. Net vurduğu için ayağın tam içini böyle kapattığı için top böyle düşüyor. Hızlı geliyor böyle. Hani yolda yavaş gitmiyor rüzgar yani. Öyle ufak ufak gitmiyor top. Şak diye gidiyor. Ayağın içini barajı geçti mi kaleci ağdanları topu. O yüzden çok yakın mesafe olmadıktan sonra zaten geçince yiyorsun. Bari öyle gol ye diye düşünüyorum ben kendi adıma. Çok ceza sahası çıksın. Çok direkt dibine gitmedi mi hocam? Ortada biraz daha kenarda dursa ama, uzandı. Ama çok olabilir. Sert vuruyor. Şimdi kaleci barajı geçtikten sonra gördü ama yavaş gelse bir adım atar. Atlar kurtarır. Atlar ama o anda atlamak zorunda kalıyor. O zaman köşeye gitmese de o sertliği kurtarma şansınız olmuyor. Selçuk adına sevindim. Yine çok iyi oynamadı ama bu gol onu bir kendine getirir. Ve kendisine daha iyi bakar, daha bir morum. Çünkü yavaş yavaş güvenini kaybetmek üzereydi. Görebiliyorum onu ben. O golden önce falan böyle artık. Ama bu gol biz silkinme sahan, tecrübeli bir oyuncu. Daha da kendisine iyi bakıp daha iyi çalışmalı bak. Mesela Tolga çok koşuyor. Çok koşuyor evet. İyi bir özelliği bu. İkinci iyi özelliği oyunun yönünü 30'ar 40'ar metre ip gibi çeviriyor. Öne oynarken risk aldığı bölümlerde bir tek top kaybediyor. Böyle bir alışkanlığı yok. Tolga varken Selçuk'u biraz daha öne doğru kullanması lazım. Planlama, De Jong transferi mesela planlamada çok doğru bir transfer değil. Daha öne doğru oynayabilecek bir orta saha ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Onun dışında antrenör iyi iş kötü yaptı skora göre söylemek mümkün değil. Fakat bir uyum yakalamış durumda anladığım kadarıyla. Snyder'in ilk kez oyundan çıkması Galatasaray'ın işini yaradı diyebilirim. Tabii ilk yarı 1-0 mağlup, ikinci yarı 1-0 galip. Rakip takım teknik direktörü olarak Snyder'in oynamasını istemem. Ama şu günkü maçta ben şimdi Snyder silahtır. Bu ilk yarıdan sonra Snyder'in devam etmesini isterim. Oyun anlayışı çünkü, ve silahları değişti çünkü evet, Galatasaray'ın evet. Snyder çıkınca. Ona şimdi göre hazırlanmıştı evet, Antalya belli. Şimdi öyle bir silah mermi girdi ki oyuna. Hakikaten de Podolski gerçekten bir silah. Zannetmiyorum yani ikinci yarıda kaç kez topla buluştu? 6'da 2'dir yani maksimum. Şeye verdiği mesela 3. gol öncesinde Podolski attı ya 3. golü. Hı-hı. Sinan getirdi bunu. Tabii de araya bıraktı. Araya bırakan da Podolski. Bekle stoperin arasında hareket evet. Halindeyken tabii, şak tabii. Diye bıraktı. Sinan'a bıraktı diyorsun. Hakikaten de ciddi bir silah yani. Snyder'de silah ama önlemi çünkü ceza sahası içinden fazla gol atmıyor şey. Snyder mesela bir tane daha mermi vurdu Podolski biliyorsun. Evet. Topa yani şut önemli bir silahtır. Bir de isabetli vurmak her şeyden önemlisi de zamanlama. Yani çok iyi golcüler olur ya. İyi Nihat Kahveci mesela topa çok iyi vuran bir futbolcuydu. Çok gol attı. Çünkü topa çok iyi vurduğu için. Hem iyi vuruyordu hem de zamanında vuruyordu. Evet. Çok iyi topa vurursun ama eveler gevelersen olmaz. Podolski'de geveleme yok. Tak tak. Antalya Spor'un hesabı, stoperlerin hesabı, ön liberonun hesabı, antrenörün hesabı Podolski ile bozuldu. Çünkü dengeleri bozuldu. İkinciyi de bulamazsanız Galatasaray'la oynarken bu taraftar gücüyle mağlup olursunuz. Antalya Spor 1-0 öndeydi ve ikinci gol var bir tane Eto'nun attığı uçarak kafayla. Fakat hakem faul gerekçesiyle, evet. Offside zannediyor insanlar ama değil. Şimdi, o faul verdi. Şöyle faul verdi. Şöyle ki bu pozisyonu sen hakimsin. Faul mü? Kalkabilir misin? Önce faul mü diye sorayım. Anlatayım. Faulü yapacağım şimdi sana. Şimdi ben şimdi Hakan Balta mıyım? Şimdi sağdan geldi top. Biz topa bakıyoruz. Sen de top, evet. Ben de bakıyorum. Bak tam sıçacaksın. Tamam? Sıçramada şöyle bak. Çok bastırmama gerek. Şöyle yaptım Hakan kaldı. Faul. Yani anladın mı? Tam kalkarken şöyle sol elle bastı kaldı Hakan. Faul yani. Faul verdi hakem oraya pozisyonu. O penaltı pozisyonu, Kavanda'nın pozisyonu ciddi şekilde tartışılır. Yani orada da korner verdi hakem. Korner verdiyse Kavanda topa değdi diye gördü. Ama biz daha sonra tekrarda gördük ki Kavanda topa değmemiş. Ben de Kavanda değdi zannettim. Sağ ayağıyla Kavanda çıkarıyor diye düşünüyorum ben. Yok Kavanda değmiyor topu. Oyuncu kurtarıyor topu. Ben de öyle gördüm tekrar. Ben de dikkat o yüzden edin. Penaltı değil gibi geldi bana. Kavanda dokundu hakem diye. Hakem korner yani. Verdi. O zaman hakemin kararı doğru. Korneri doğru göre. Ama sizin gördüğünüz şekilde ise o zaman penaltı. Anladım. Yani hayır o müdahale ayağını soktu mu önüne düşürdü mü
Bir hamlesi şimdi, var mı? Motta'nın çabuk olmasına rağmen süratli bir oyuncuya denk gelme şansı yaşadı. Enteresandır. Normalde müdahaleler sol ayaklı olur. Korner atarsan geriden geldiğin için. Son bir metrede geçti ve sağ ayağıyla müdahale etti. Ama sol penaltı yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Gördüğüm benim. Biraz sonra bir daha bakalım. Arkadaşlar baksın hatta. Topa kavandan vurdu bilmiyorum. Evet, Rikerik. Ama bak biz bile 30 saniyedir, 1 dakikadır konuşuyoruz. O yüzden bir şey söylemeyelim. Evet, Antalyaspor ilk gol attığı golde de ofsayt şüphesi var. O da bence. Var. Evet, onda evet. Da ofsayt Emrah'a da sordum. Omuz döndü olabilir dedi. Omuz da döndü olabilir bence. Kol kesin önde de kolu değiştirmiyor ama omuzun döndü olma ihtimali var. Ama tabii bizim öyle Piero, Miero çizgi falan çekme şansımız yok şu anda buradan. Sadece o anda tekrar seyrederken ki kanaatimiz burada söz konusu. Maçın tempolu, heyecanlı, hareketli ve özellikle seyirci olduğu zaman da güzel oluyor hocam. Tabii şimdi gündüz de maç tabii. Yani gündüz maçı, seyirci. Hava güzel. Galatasaray'da iyi gidiyor. Bir de şu var, kombin almış. Bir tek Ziraat Kupası maçları kaldı. Avrupa kupalarında yok. Seyirci de özlem duyuyor tabii. Topu 17 tane lig maçı var içeride. Kendi sahasını oynayabilecek. İkisi geçti hatta. Hadi 4 tane, 5 tane, 6 tane de kupa koyuyor. Kupanın bazı maçları zaten şey. Avrupa maçı yok. Bari gidelim diyorlar insanlar. Takım da iyi gidiyor. Coşkulu da taraftar. 100. maçında oymuş. Oynadı hayırlısıyla. Ama bu işin içinde olacak gibi gözüküyor. Ben Galatasaray'ın içeride sıkıntı çok yaşamayacağını ama deplasmanda yaşayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu arada Başakşehir'in de ligin yeni ekibi Alanyaspor karşısında 5-0 kazandığını deplasmanda söyleyelim. Gümbür gümbür giden bir Başakşehir takımı var. Valla Abdullah Hoca'ya tebrik edelim. Çünkü 5 maç kazandı, bir berabere kaldı. Ki o maçta 2-0 geriden geldik 2-1'dir değil mi? Osmanlı maçında. Tabii 2-0'dan geldi 2-2'ye. Tebrik etmek lazım. Geçen gün Gani Gani rahmet eylesin Bektaş babamızın Rıza'nın babasının cenazesinde gördüm kendisini de. Allah rahmet etsin bu arada Bektaş abiye. Rıza'nın da başı sağ olsun. Tebrik ederim büyük hoca dedim. Şimdiden söyleyeyim. Hakikaten bayağı bir olgunlaştı takım. Tabii takım bir top oynuyorlar. İçeride dışarıda fark etmiyor. İyi top oynuyorlar. Abdullah Hoca'nın klasikleşmiş bir lafı vardır biliyorsunuz. Çocuğu büyütmek mi? İçeride dışarıda kazanma duygusuyla oynayan, pozitif oynayan bir takım. Hep evet, böyle hedefi oydu yıllardır. Hakikaten en sonunda ona ulaştı. İçeride dışarıda kazanma duygusuyla oynayan, pozitif oynayan Başakşehir. Gaziantep deplasmanında kazandıkları maçtan sonra ne dedi? Kötü oynadık dedi. Mutsuzum dedi. Evet. Bu önemli bak. Üçüncü indirmiş. Semeresini nerede alıyor? Ondan sonra ilk deplasmanda. Hele de Alanya'nın zemininde fıstık gibi oynar yani şey. Bir de Alanya mesela Fenerbahçe'nin stoperi Bağ'ı, geçen sene oynayan Bağ'ı aldı. Yanında o Kasımpaşalı Omeru'yu aldı. İyi savunma hattı kurdu diye düşündük ama Adana'da geçen hafta çok pozisyon verdi. Bu hafta 5 gol yedi. Evet. Alanyaspor'da değil mi? Bir şeyleri yanlış yapıyor demek. İl ve ilçe kötü gidiyor. Evet. Aynen öyle. Antalya, Alanya. Antalya ligin dibinde. Gerçi henüz Alanya galibiyeti yok. Evet. Ligde galibiyet olmayan tek takım. Evet. Antalyaspor hocam o kadar kötü bir takım değil aslında. Bu Eto krizi çok baltalamış takım bir bence. Bir de tabii kötü bir haber geldi. 2 dönem transfer yasağı geldi. Evet. Bu da çok. Yani Antalyaspor böyle ligin dibine çöreklenecek, 6 hafta maç kazanamayacak bir takım. Başkanları da çok pırıl pırıl bir insandır Şafak. Çok da sever. Dünya futbolunda çok iyi bilir. Bak çok iyi bilir. Transfer şansı kalmadı. Ama toparlaması lazım. Ben Eto krizi olmasaydı, sezona Eto ile girmiş olsalardı Antalyaspor en az şu an 6-7 puan daha fazla olabilir, olacağını düşünüyorum. Olabilir. Antalya yine bu krizden çıkabilir yalnız. Çıkabilir bu krizden. Tabii bir galibiyet değiştirir takım havasını. Evet. Eto'nun biraz maç eksiği var. Bugün oyuna mı girdi bir tane oyuncuları var onların? Makun. Makun ha. Allah, Galatasaray 13 kişi oynadı. 13'e 10 kaldı. 2 kişilik oynadı o. Normalde iyi oyuncudur o, kariyerli oyuncudur. Normalde iyi oyuncu ama bugün var ya her topu rakip kaybetti. Niye yedek kaldığı belli oldu. Belli oldu, çok top kaybetti. Bir de girmiş oyuna dönmüyordu hiç. Hem kaybediyor hem dönmüyor. Evet, Galatasaray 3-1 kazandı. 14 puana yükseldi. Başakşehir ve Beşiktaş'ın ardından haftayı 3. sırada kapatmayı da garantilemiş oldu milli maç arası öncesinde. Biraz Sinan Gümüş'ten bahsedelim. Sinan Gümüş potansiyelli bir oyuncu. Fakat sanki tek silahı varmış gibi geliyor bana. Yani mesela İçeri çekip vurmak gibi mi? Aynen, sola doğru çekip vurmak. Biraz daha farklı repertuarını genişletmesi lazım. O 4-4-2'nin ikinci santrforu gözüküyor aslında. Eren'in yanında ikinci santrfor gözüküyor.
sağ kanat solda zor oynarsa sağ kanatta da bu silahını kullanabilir. Var meziyetli oyuncu yani yatırım yapılacak, antrenörleri ilgisini çekebilecek kim gelirse gelsin. Aa bundan bir şey olur, bunu milli takım alabilirim der mesela Fatih Hoca. Veyahut da antrenör bunu her zaman. Fakat bu oyuncular bazen gelişim kaydetmiyorlar, o sinir bozucu oluyor. Yani hep beklentin oluyor, genç derken 29'u buluyor. Evet. Mesela Başakşehir'deki Cengiz gol atmış bugün. Cengiz, evet. O kesin kat edecek yani. Belli yani yetenekleri var ve... Ama oynatıp, bu oyuncuyu da oynatmak lazım. Tip ama tabii o Başakşehir'de oynuyor tabii onu. Sinan tipi... Şimdi antrenör düşündüğü zaman Dikering'i nasıl oynatacak abi şimdi? Ha Yasin'le... Şimdi Podolski döndü. Levent Nazifoğlu'nun bir açıklaması varmış. Onu dinleyelim. Teknik heyete... Ben futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bütün statta şu fikir hakimdi. Biz bu maçı kaybetmeyeceğiz. 1-0 mağlupken bile bu maçı çevireceğimize hepimiz inanıyorduk. Futbolcu kardeşlerim de inanıyordu. Yani sanki Antalya Spor da inanıyordu buna. Ve öyle de oldu. Çok güzel bir geri dönüş yaptılar. Maçı bırakmadılar. Seyirci de maçı hiç bırakmadı. Ben hem futbolcu arkadaşlarımı, teknik kadroyu ve seyircilerimizi tabii en büyük pay onlarındır. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Podolski'nin dönüşü etkili oldu. Neler söyleyeceksiniz? Westin'in sakatlığıyla ilgili herkes merak ediyor. Bir durum var. Şimdi önce Westin'in çok önemli bir şeyi yok. Onu söyleyeyim, onu müjdeleyim bütün seyircilerimize. Podolski tabii dünya yıldızı. Skoru değiştirebilecek bir arkadaşımız. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Geri döndü. Tam hazır olmamasına rağmen işte hazır olmayan hali bile gördüğünüz maçı çevirdi. 2 gol attı. Yani Podolski için söyleyecek bir şey yok zaten yani. Podolski. Peki şimdi sezona göre bu sezon Galatasaray'da farklı olan nedir? Yani geçen sene Galatasaray evet geri düştü ama mücadele gücü de zayıftı. Bu sene ilk maçtan itibaren ki hazırlık kampından itibaren biz o mücadeleyi görüyoruz sahada. Neler değişti birkaç aylık zaman zarfında? En büyük şey bir kere futbolcular geçen sene çok üzüldüler. Yani o kötü günleri de gördüler. İyi günleri de görmüş arkadaşlarımız. Tabii ki bu sene daha ciddi olarak baktılar olaya. Geçen sene seyirci de takım bırakmıştı tabii. Şimdi bu büyük takımları ilk ikiden uzaklaştığı zaman konsantre tutmak çok zor. Yani bu büyük takımların her zaman ilk ikide olması lazım. Bence o geçen seneki olay biraz da konsantrasyon bozukluğundan oldu. Ama bu sene her şey çok güzel gidiyor. Geçen seneden aldığımız dersler de var. O derslerin ışığında da çok dikkatliyiz tabii ki. Ve gördüğünüz gibi güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Sizin geçen bir açıklamanız vardı. Başkanla görüştüm ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kadroyu... Öyle bir şey söylemedim. Onu birinci ağızdan sizden... Ben Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak dedim. Söylendi. Şimdi arkadaşlar ben çok şaşırdım daha sonraki tepkilere. Yani sanki ben böyle biz küme düşeceğiz falan demişiz gibi bütün gazeteler nasıl böyle bir şey söylerse. Ne söyleyeceğiz? Biz yarı finali oynamadık mı? Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali oynadık. Ne yapmamız lazım? Şimdi finali oynamamız lazım yani. Ne diyecektik? Yani bizim her zaman yaptığımız şey biz Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonunu yenip Süper Kupa'yı almadık. Ne yapalım yani şimdi? Yani bizim hedefimiz buysa. Yani diğer o yazan kişilerin vizyonu düşükse yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim vizyonumuz bu. Yapılacak bir şey yok. Şimdi önemli bir kongre olacak. Onunla ilgili çalışmalar nedir? Onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hani bu kongreden gelecek para işte bu futbolcuları harcanacak falan diye. Hiç öyle bir şey yok. Başkanımız zaten söz verdi kendisi. Oradan gelen parayı direkt borçlarımızı ödeyeceğiz. Hiçbir kuruşu bile şeye geçmeyecek, transferlere geçmeyecek. Başkanım onunla ilgili açıklamayı yapacak. Ben daha fazla girmek istemiyorum. Çünkü başkanım galiba 3 tane böyle bir toplantı yapacak. Orada nasıl olacağını, nasıl bir vizyon biçtiğimizi ve nasıl bunu yapacağımızı izah edecek üyelere. Nasıl? Ya vallahi bizim hoşumuza gitti. Yani böyle eğer federasyon böyle bir şey bize uygun görürse biz oynarız. Serdar Aziz ve Sigurdsson milli maç arasından sonra sanırım hazır olacak. Evet. Sıradaki kadro derinliği de sağlanacak. Evet zaten bunu başta böyle yapmak istedik. İşte bazı problemlerden dolayı yapamadık. Yani şimdi tabii hocanın durumu biraz sıkışacak yani tabii ki. Olumlu. Olumlu anladı tabii ki. Yani
Beşiktaş maç öncesinde Buruma'dan bir gol sözü istemişti. Bu maç öncesinde de böyle bir talebiniz oldu mu kendi? Yok. Yani onun da bir soru geldi. Hocaya nasıl böyle bir şey der gibi Levent Nezbol işlere karışıyor gibilerden. Onun için bugün söylemedim ki hani yine böyle bir polemik olmasın diye. Selçuk bugün golünü attı. İyi de mücadele. Selçuk mükemmel oynadı bugün. Selçuk'a çünkü çok haber yapılıyor. Selçuk gönderilmek istiyor şeklinde haberler var. Bunlar için birinci altında. Şimdi sevgili kardeşim yani defalarca söyledik. Aynı şeyi bir daha söyleyeyim. Yani bu herhalde benim bir 20. kere Selçuk hakkındaki açıklamam olacak. Selçuk ilk geldiği seneki formu çok yüksek olduğu için yani yoksa normalde bundan evvelki oynadığı maçlardaki Selçuk beğenilmeyecek bir Selçuk değil. Fakat biz o sene o kadar büyük bir performans gösterdi ki Selçuk. Nasıl? Hep onu beklediler. Ha onu beklediler. Şimdi ama bugünkü maçta yani bence o ilk geldiği seneye yakın bir performans gösterdi. Zaten biz şaşırmadık. Yani Selçuk bizim her zaman söylediğimiz gibi kaptanımız. Yani en önemli oyuncularımızdan biri. Hiç en ufak bir problemi olmadı Galatasaray'da da bugüne kadar. Hani sizin demeyeyim de arkadaşlar yanlış anlamayın yani. Sizin derken sizlerden bahsetmiyorum. Yazıldığı gibi öyle bir problemimiz olmadı. Burak da bugün tribündeydi. Burak'la görüştük. Tabii Burak'ın burası yuvası yani. Tabii ki hiç sormadan kapıyı içeri gir dedim ben kendisine bugün. Tabii ki yani Burak bizim kardeşimiz. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir reklam aramız var. Devam edeceğiz. Evet yavaş yavaş Galatasaray'ı noktalayalım. Buruma'dan biraz bahsetmek lazım. Buruma Real Sociedad'da oynadı ve çok geliştirdi kendini. Hakikaten gittiği noktadan şu ana kadar geldiği nokta arasında ciddi derecede farklılık var. Topu daha iyi kullanıyor. Çok oynadım orada. Daha doğru kararlar çok veriyor. Oynadım. Oynadı. O ekseriyette oynadı. Tabii de İspanya'da çok oynaması çok önemli. Bir de artık çaylaklık dönemi bitmek üzere. Her oyuncunun mesela Emre Mor 19 yaşında kararlarını 3 sene sonra daha farklı verecek. Daha 3 sene sonra daha da farklı verecek. Aynı şeyler Buruma ile ilgili geçerli. Tek problemleri, Volkan Şen'le ortak özellikleri, çok etkili oynamalara rağmen, çok potansiyeller olmalarına rağmen, gol sayıları az. Bugün mesela bir tane ayak içiyle uzak direğe vurdu. Düşünce mükemmel. Aslında orada pas vermesi gerekiyordu yok, bence. Yok yok, gerçekten ben öyle oyuncuyu beğenirim. Hatırladım, önüne bir oyuncuyu aldı değil mi? Oyuncu. Evet. Normalde ama orada uzak köşeyi gördü ve kesmek istedi. Beşiktaş maçında boştu, kesti ya. Evet. Bu vuruş yapmak istedi. O gol olurdu biliyor musun? Çok doğru iş yaptı aslında. Tebrik ederim onu. Yalnız kötü vurdu. Bu yanındaki oyuncular boştu hocam, iki tane arkadaşı. Bir tane beyazlı vardı orada. Vardı beyazlı. O pozisyonu çok iyiydi. Giderken ya vurur mu ister misin? Çünkü kaleci şey yapmaz. Stoper de kaleci de vuracağını düşünmez. Giderken böyle ayağını içiyle bir bırakırsın. Kalır öyle kaleci. Bence böyle denemesi İyi bir şey mesela. Gol de geldi. Geçen hafta mesela aldı. Beşiktaş maçında gol attı. Evet. Yani normalde bu yani golleri atamıyordu. Egoist bir oyuncu değil mesela. Girdi. Ha şu arada özellikle savunma oyuncuları. Artık günümüzde son 7-8 yıldır bütün kurslarda dışarıya, içeriye yönlendirir derler oyuncuyu. Galatasaray'ın Podolski'nin attığı 6 pastan gol de herhalde sağ bek veya sağ stoperdi. Yani dışarıya açtı biliyor musun? İçeriye doğru yönlendirse kalabalığa girecekti Buruma. Çabuk oyuncu tabii. Bir çekti sağına oyuncudan. Sıfır indi, ama çıkardı. Mantık olarak düz mantıkta dışarıya yani dışarıya değil içeriye yönlendirin mantığı bana çok akla yatkın gelmiyor. Niye? Çünkü kaleden mümkün olduğu kadar ben savunmacı olsam kaleden uzak tutmaya çalışırım oyuncuyu. Kaleye evet. Yaklaşmasın isterim. Kaleye ne şimdi kadar yaklaşırsa tehlike o kadar büyür. Biz de bütün hayatımız boyunca böyle öğrendik. Hatta biz kursumuzduk. Ben tabii ki kurslar ve eğitmenler Norveçlisi, İngiliz, Alman, Türk'ü kimse öğrettikleri emir değil sonuçta. Tabii dogma değil neticede tartışılacak şeyler. Tartışılacak şeyler. Fakat mantıklı düşündüğün zaman ki biz o zaman kursta gösterildiği zaman hemen atladık. Oradan antrenör arkadaşlarımız dedi ki ya peki dedi karşında Rıdvan varsa ne olacak dedi. Veya Messi var karşında. Messi var derse. Ters ayakta giriyor Messi içeriye. Messi varsa ne yapayım diyecek yani o da. Öyle diyor. Kaç tane var diyor. Şimdi hakikaten de şimdi bakın bugün Buruma geldi kurtuldu. Ben de seninle aynı fikirdeydim. Buna karşılık ne yaptılar? Aslında içeri yönlendirmek niye avantaj biliyor musun? Doğru öğrettiler. Şimdi ben şimdi sol taraftan girdim. Tamam mı? İçeriye yönlendirirse beni
Sağ bekin yanında kim var? Stoper. Onun yanında kim var? Sol stoper. Bir de ön libero da var tabii. Dolayısıyla kalabalığa yönlendir demek istiyor. Zaten buna karşılık dünya ne yaptı? Ters ayaklı oyuncular oynatmaya başladı. Tabii. Robben'i attı sağa, Ribery'i attı sola. Gökhan Tere'yi attı sağa. Mesela bugün oyunun son bölümünde. Messi'yi sağda oynadı. Sinan sağda oynadı bugün. Buruma solda oynadı. Buruma sağ ayaklı. Sinan sol ayaklı. Girdiler mi? Girdiler. Yani hep panzehiri vardır. Şimdi sıra nerede biliyorsun? Solak oyuncu sağ tarafta oynayacaksa sağ ayaklı sol bek oynatmamız lazım. Şimdi bu böyledir bu futbol. Her şeyin bir panzehiri vardır. Bakalım bundan sonra ne tip? Ben bazen aklıma geliyor maçları izlerken. Hep böyle karşılığında bir hamleleri vardır. Taktik olarak, teknik olarak da bazı şeyleri. Mesela İskender Gönen çok iyi sola çıktı. Türkiye-İngiltere maçında Mustafa Denizli sağa çık oynattı onu. İlk Mustafa Hoca'yı Türkiye'de evet, yapmıştı. Evet, evet. Hatta bayağı da tartışılmıştı o zaman. Evet. Yani İskender sol ayaklı, niye sağ kanatta oynuyor kardeşim falan evet. diye gelenekçi bazı yazarlar veya evet. işte o günkü evet. koşullarda eleştirmişlerdi. Evet. Şimdi kaç yıl sonra oynanıyor mesela şimdi. Onun için her mevki için muhakkak böyle bir karşılığında hamleler vardır. Yani orada Rikering maç sonundaki açıklamasını ekrana getirelim. Galatasaray her zaman topun sahibi olmalı. Sahaya koyduğu oyun karakteri bu. Ancak ilk yarıda gereksiz top kayıpları yaptık. İlk yarıdaki düzenle golü bulamayacağımızı gördük. Podolski değişikliğini bu yüzden yaptık. Riskli bir değişiklikti. Çünkü sadece bir haftadır antrenman yapıyordu. Bu şekilde dönmesi sevindirici. Bugün tekrardan gördük ki taraftarla oyuncular arasındaki inanılmaz bir bağ var. Gerideyken bile takımı yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarı da Rikering'i sevdi ve benimsedi hocam. Yavaş yavaş kendini kabul ettirdi. Yönetim de bu konuda çok böyle ilişkiyi düzeltti. Bir de şey bir adam yani mütevazi. Sevdirdi kendini. Tabii en iyi teknik direktör skorboard'ta yatar. 3 maç kaybettiği zaman seven iyi insan da başkası gelsin derler. Evet. Ama taraftarın benimsediği bir teknik adam. Evet, sağ sonuçları da iyi gitti Rikering. Bir de kulübün ekonomik yapısı, tabii kulübün ekonomik yapısına da uygundu. İşleri de iyi gitti. Oyuncu da biraz oh bu kalsın diyor. Rahat bir rahat herhalde oyuncular. Ama başarılı gidiyor hoca. 10. maçtır kaybetmiyor sezon başından beri resmi maçta. Evet. Hiç kaybetmedi. Evet ben alt yazıda geçen sene ezberlediğim kupayı Fenerbahçe'ye yenip kupayı aldı. Gördüm. Evet. Yani iyi işler yapıyor. Yani hep diyorum ya takımların sene değişebiliyor. Mesela Beşiktaş 3 tane kritik gol attı. Biri Rize, biri Benfica deplasmanı Lizbon'da, bir tanesi de Dinamo Kiev. Üçünün ortak özelliğine frikik veya uzaktan. Uzaktan. Adriano frikikten. Adriano kick shot. Ama bu Beşiktaş'ın düşündürücü. Bak. 3. Her zaman olmaz çünkü diyorsunuz değil mi? Beşiktaş'ın tarzı bu değil. Beşiktaş 30-40 metreden gol atmasın. Özlenen, sevilen Beşiktaş ceza sahasının içine değil mi böyle? Tabii, duran top becerisi de hakikaten mesela bugün şimdi Galatasaray iyi oynamıyor. 1-0 mağlup. Antalyaspor güvenli. Tabii. Selçuk geliyor. Frikik gol yapıyor. Tabii. Bir anda işin suyun akışı değişiyor. Tabii. Beşiktaş tabii. Dün mesela topa iyi vuran oyuncu. Frikikleri iyi kullanmak falan bunlar çok önemli futbolda. Her şeyi değiştiriyor. Bakın duran top artık günümüz futbolunda o kadar önemli ki. Al sana skor abi. Benfica'dan 0 geleceksin. Bir çaktı gol. Bugün Selçuk işte pozisyon yoktu Galatasaray. Bir Eren Derdiyok'un ikinci yarıdan Kafa vurdu. Arka direkte vurdu. Kafa vardı. Onun için duran top çok önemli. Ama Beşiktaş fazla duran toptan kazanmasın. Yani cepheden, frikikten. Çünkü Beşiktaş çok kolay ceza sahasına giren bir takımdı. Bunu mutlaka bir düşünmesi lazım hocanın. Bir reklamımız daha var. Galatasaray yalnız çok pas yapıyor. Gerçekten çok pas yapabiliyor. Beşiktaş dün rekor kırmış hocam. Pas rekoru. Ama lig rekoru kırmış. Ama dün izlenirken zaten söylüyorduk ya. 690 pas mı ne? Yani 590 pas mı? 690. Dün çok pas yaptı. Rekor kırmış. Tabii yani onu kıramazlar çünkü acayip bir maç oldu. Bir de oynayan oyuncular bu işi yapan oyuncular. Pas yapan oyuncular olduğu için. Pas Galatasaray kırmışmış geçen sene yine Eylül ayında Rize maçında rekoru. Beşiktaş o rekoru kırmış. Bugün de fena değil. Bugün de fena değil. Rize Spor biraz pas yaptırıyor galiba. Bu da fena değil yalnız. Bugünkü de fena değil. Evet bir reklam aramız var. Kırmızı alarm, kırmızı alarm. B koğuşundan firar var. Ah, şimdi anlaşıldı. Red Bull kanatlandırır.
basketbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala hazırlık maçı heyecanı NTV Spor'da. Salı akşamı 9'da Maccabi Fox, Darüşşafaka Doğuş. Hazırlık maçı heyecanı canlı yayınla NTV Spor'da. Fenerbahçe Ankara deplasmanında Osmanlıspor'u konuk olacak. Onur Tuğrul başkentte bize maç öncesindeki detayları aktaracak. Nasıl bir kadroyla taraflar sahaya çıkacaklar Onur? İki takımın da maç kadrosu belli oldu. Maçın başlamasına artık yarım saatten az bir süre var. Osmanlıspor'dan başlayalım. Mustafa Reşit Akçay Zürih dönüşünde rotasyon yapacağının sinyallerini vermişti. Kadroda bazı değişiklikler var. Bu değişikliklere de vurgu yaparak 11 izleyicilerimize aktarayım. Kalede Karca Marskas oynuyor. Hakan Arıkan yedek kulübesinde. Sağ bek Koray Altınay, Numan Çürüksu, Proşaska oynuyor. Muhammed Bayır solda, yani Aykut Demir ve Thiago Pinto 11'de yok. Musa Çağran, Mehmet Güven ikilisi bu dörtlünün önünde. Amine Umar, Ndiaye ve Regatin oynuyor. Delargi'yi kulübede görüyoruz. İleri uçta Diabate ile başlamayı tercih etti Mustafa Reşit Akçay. Rusescu da kulübede olacak futbolculardan. Fenerbahçe'de ise Dik Advokat da bazı zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Feyenoord maçının sonrasında Jeremy Lens'in sakatlığı var. O kadroda yok bugün. Jeremy Lens'in yanı sıra Van der Wiel ve Salih Uçan teknik ekibin kararıyla kadroda yok. Hasan Ali Kaldırım kadroya dahil edildi. Bugün sakatlığı nüksettiği gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Bunu Hasan Ali Kaldırım ilk 11'de değil ama yedek kulübesinde olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin maç kadrosu kalede Volkan Demirel. Savunma dörtlüsü sağda Şener Özbayraklı, solda İsmail Köybaşı, Simon Kjær ve Martin Şikirtel. Orta sahadaki üçlüyü bozmadı Advokat. Mehmet Topal, Ozan ve Josef üçlüsü orta sahada görev alacak. Volkan Şen ve Musa Sol kanatlarda. İleri uçta Emenike, Robin van Persie de yedek kulübesinde oyunun gidişatına göre şans bekleyecek. Atıf Şeşun'un da uzun bir aradan sonra 18 kişilik kadroda olduğunu, onun da kulübede maça başlayacağını belirtelim. Maç saat 19'da başlayacak. Biz de Ankara'dan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, iki takımda da kadroda önemli değişiklikler var. Osmanlı Spor Teknik Direktörü Reşit Akçay da rotasyon, herhalde bazı oyuncular Avrupa'da dönüşünde performanslarından memnun değil, değiştirmiş. Fenerbahçe'de de bazı doğru değişiklikler var ki en önemlisi Jeremy Lens'in oynamıyor olması sarı lacivertli takımda. Biz de sürenin sonuna geldik. Fenerbahçe maçının devre arasında ve sonunda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.